Bir de senin yapmaz diyordun. Neredeyse beni de ikna edecektin. Melek yüzü şeytanmış işte. Bilmiyoruz daha. Ayrıca her fotoğraf çekenden şüphelenecek olsak Bora'dan da şüphelenirdik. Bora kendisinin de içinde olduğu fotoğrafı nasıl çekmiş olabilir Burak? Bilmiyorum Ferru. Emin olmadan ben Selin'i suçlayamam. Ya o yapmadıysa? He? Bu fotoğraf olayını Esen öğrenirse kıza ne yapar sen biliyor musun? Bir şekilde o eve girmemiz lazım. Fotoğraf odasında neler dönüyor görmemiz lazım. Tamam işte. Oyun anahtarı var sende. Yıldırım'ın barbekü partisini yürütmüştü. O anahtarla gir bak. Ailesi evde Ferru. Babası burnundan soluyor. Bir dövmediği kaldı beni. Eve gizli gizli girerken yakalanırsam Esen'den beter eder. Ne yapacağız peki? Daha güvenli bir yol bulana kadar bekleyeceğiz. Temelli gelmediler herhalde. Eninde sonunda memleketlerine dönecekler. O zamanı bekleyeceğiz. Of, ya bitmedi çilemiz ya. Biz bittik çilemiz bitmedi ya. Günaydın Demir Bey. Günaydın Azmiye Hanım. Uğur Bey hoş geldiniz. Kedi pansiyonu işi bitti, faturalar yollandı, bugün ödeme alıyoruz. Burak Bey ile Lara Hanım'ın bugün toplantısı var. Ayrıca istediğiniz bahçe mobilyaları sipariş de geldi. Selin Hanım henüz gelmedi ama muhakkak bir işi çözüyordur. Açıklama yapmanıza gerek yok. Ben izin vermiştim. Tabii canım. Yoksa sizi hiç üzmek ister mi geç kalarak? Bu arada Dilim Hanım 3 kez aradı. Sizinle görüşmek istiyormuş. Tamam. Ayarlayın bir görüşme gelsin. Nedir bu dosya? Yıldırım Bey'in otel işlerinin satın alma raporları. Onu ben de okuyabiliyorum Azmiye Hanım. Ama henüz projenin nihai onayı çıkmadı. Niye benim masamda bu dosya? Ben bilmiyorum Demir Bey. İmzalamanız gereken dosyalar diye bıraktım masanıza. Ferruh Bey mi verdi bu dosyayı? Aha. Çağırayım mı? Şimdi değil. Haber veririm ben. Tamam. Buyurun. Beni mi çağırmıştınız Demir Bey? Buyurun. Yıldırım Bey'in otel işleri. Bazı anlamadığım şeyler var. Bu rakamlar. Selin Hanım henüz projeyi bitirip onaylatmadı ama... karoların ve kaplama malzemelerinin siparişini şimdiden vermişiz. Ferruh Bey. O şöyle oldu. Biz ilk sunumdan sonra yani ihaleyi aldıktan sonraki sunum oluyor. siz o dönem yoktunuz. İşte o zaman fikirleri beğendiler diye biz satın almaları işleme koymuştuk. Verdiğiniz ölçülerle mekanın ölçüleri uyuşmuyor. Öyle mi? Allah Allah. Ölçüleri Selin Hanım vermişti halbuki. Tamam. Çıkabilirsiniz. Çıkabilirsiniz derken? Bu kadar mıydı? Bütün satın alma kalemlerini kontrol edecek değilim. Bütçeleri ve faturaları tek tek siz kontrol edersiniz diye düşünüyorum. Sizin işiniz bu sonuçta. Yanılıyor muyum? Tabii Demir Bey. Hepsini incelerim ben. Hatta masama gidip hemen başlayayım ben en iyisi. Size iyi günler. İyi günler. Birazdan çıkıyorum Ali Ara. Tamam biliyorum oraya görüşürüz. Burak, Demir Bey'in odasındaydım. Bittik biz, bittik.
Bittik. Yine neden bittik Ferru? Yıldırım'ın otelinin satın alma dosyasını görmüş. Ne? Yani tam anlamadı ama bir gariplik olduğunu sezdi. Biz Esen'in 2 milyonunu o faturalarla aklayamayız. Adam çok uyanık. Şimdi anladın mı neden Esen'i canavar müşteri olarak getirdiğimi? Bu kadar eğitim yeter. Gelsin bir an önce Esen. Nalo faturalarını kesip aklayalım parasını. Başka türlü olmaz o iş. Hadi gidip konuşalım hemen. Şimdi olmaz. Yıldırım'ı şımarık kızıyla buluşmam lazım. Esen işi sende. Ne? Bende mi? Çabuk dön sen de ama. Oh oh, rastgele. Esen Hanım, saygılar. Ne saygısı? Ben göremiyorum. Ya sizin işinizi halletmeye çalışıyorum. Siz kara batak gibi bir görünüp bir kayboluyorsunuz. Yok estağfurullah. Öyle değil de. Nasıl? Ya anlat bileyim. Biz neyi bekliyoruz? Burak Bey ortada yok. Bir operasyondan bahsettiniz, bir şey yaptığımız yok. Ya siz hep böyle işlerinizi ağırdan mı alırsınız? Ha? Tabii ki batar o şirket. Selin Hanım'ın doğum günü var da, Demir Bey de ofiste değildi bugün. O yüzden yani ama merak etmeyin biz en kısa zamanda... Ben neden davet edilmedim doğum gününe? Aa, estağfurullah olur mu öyle şey? Kızım haberi yok. Yani adı üzerinde sürpriz doğum günü partisi ya. Yoksa öyle şey yapar mı? Siz niye davet etmediniz o zaman? Partiyi Selin'in ailesi organize ettiği için yeni Sinop'tan gelmiş çok tatlı insanlarmış. Onlar da sizi tanımadıklarından mütevellit. Allah Allah. Allah Allah ya. Bak sen eninde sonunda hepinizin ailesiyle tanışacağım. Canım benim. Ya. Neyse. Bu sene İstavrit bir olay. Harika. Deniz bir derya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.